Ha dur, ben cevabımı sormak için kızlar evine gidecektim. Ya, geliyor musun abi? Adnan o konuyu ya. Şey yapma ya. Adnan gidemeyecek ki yine. Gerçekten o konudan olmaz şimdi kardeşim. Bir şey yok yani, anladın mı? Uzatmanın mantığı yok. Kardeşim aklıma takılan soru var. Sen bana bırak. Sor, biz böyle tanıtmadık kendimizi Altı abiye. Sor. Aklıma takılmış soru da sor. Kim bana ısmarlıyor? Gel, yapalım abi. Abi. Hemen. Misafirim ya, sütlü bugün mü, biraz... Sütlü mü? Az sütlü. Az sütlü. Misafirim ya, bugün biraz şeyden faydalanayım. Mazur görün beni. Estağfurullah ya. Hayır olsun. Bir bırakıyoruz buradasınız, geliyoruz buradasınız. Ama. Başka bir şey yaptınız. Elinizde ne el işi, ne bir şey. Hayırdır. El işi mi? Sana bana bir şey öreceğim sana. Sana el işini. Bana örgü deme. Biliyorsun. Başarısızım bu konuda. Bir şey soracağım size. Özellikle Tuğçe sana. Onur abi de şahit olarak getirdim. Yani. Burada sen o gün hani futbolcu yazmış ya sana. Burada bütün kızlar konuşmuş. Herkes demiş ki bana bu yazdı, bana şu yazdı. Ben demedim. Sıra sana geldiğinde de sen de demişsin ki bana da bu yazdı. Böyle bir durum var mı? Bütün kızlar konuştu derken genel konuşuyorduk. Ben kimin ne dediğini kaydetmedim. Hani bana da birileri yazdı gibi bir şeyler çıktı. Akın böyle demedi mi? Sosyal medyadan hayır, böyle bir şey yok diye. Böyle bir şey yok. Akın dedi hayır, ki biz konuşma hani... olmadı. Akın dedi ki 3-5 kız beraber oturuyorlarmış. Mevzu da işte sosyal medyadan bana şöyle mesajlar geliyor, böyle mesajlar geliyor. Bir dakika bir anlatayım Akın'ın dediğini. Şöyle mesajlar geliyor. Ondan dolayı da söz hakkı Tuğçe'ye geldiğinde Tuğçe de bak bana da böyle birisi mesaj attı. Yok, bütün kızlar değildi dediği için de ben de benim hayır için hani sizler ben kardeşimsiniz ben de, ama ben de sevdiğim kıza söylüyorum. Sen böyle bir muhabbete girdin hayır mi? Yok. Ben şöyle cereyan ettim. Ben sonra duydum. Yapıyorum. Ben yoktum. Biz ne kadar farklı kitlelerin programı izlediğinden bahsedip hani çocuklar da izliyor. Hani bizden yaş çocuklar da izliyor. Herkes izliyor. İzleme kitlesinden bahsediyorduk. O da şöyle dedi. Hatta dedi inanmazsınız bu bile izliyor ki bana mesaj atmış. Ama normal söyledi ya. Ama ben yani bunu şey için söylemedim. Bana bu mesaj atmış falan diye söylemedim. Yani ballandıra zaten bir şekilde söyledim. Akın'a söylemişsin galiba. Bana evet, böyle birisi mesaj attı diye. Öncesinde ona söylemiştim. Çünkü bir şey olduğunda ben en ufak şeyde ona söylüyorum zaten. Yaptığım. Hayırdır? Akın bütün kızlar söyledi. Böyle bir şey. Bütün kızlar söyledi. Sıra Tuğçe'ye geldiği için Tuğçe böyle bir şey söyledi. Bütün kızlar diye de bahsettiğinde ben de ben kendi kadınım beni ilgilendirir. Akın bizim yanımızda mıymış peki bu konuşma olduğunda? Tuğçe belki öyle anlattı. Zaten böyle bir mesaj geliyorsa, böyle bir mesajı erkek arkadaşına taşıma bir hata sosyal medyadan çıktı dedim. Galada da zaten. Ya bu kafa karıştırır. Sosyal medya konusundan çıktı dedim. Galada söyledi. Onu anlatıyordum. Bak hala diyor ki Akın orada mıymış. Böyle bir şey anlattı. Demedim diyorum. Ama Akın öyle çünkü. Akın öyle söylemiş. Yani böyle bir şeyin. Allah Allah. Çok komikler. Abi çok senin buraya gelmen çok iyi oldu. Tuhaflar, çok niye ilginçler şu an. Niye arkadaşlar konuşabilecek bir insan? Bütün cevapları aldınız mı? Hissediyorum şu anda. Görmüşüm bir mukabele. Çöp şekerinden değil. Burada aynen işte. Beni anlayabilecek bir insan daha geldi diye. Çöp şekerimiz yok öyle. Aynen. Teşekkür ederim. Bu belki bunda Akın'ı rahatsız etmez ama şey benim kız arkadaşıma böyle bir mesaj gelse ki gelebilir. Sosyal medyada sonuçta açık olabiliyor. Ama bunu benimle paylaşmadan örtbas etmesi, hemen kapatması veya eminim engellemesi gerekir. Ama bunu bana gelip söylemesi, bana böyle birisi mesaj attı demesi beni rahatsız eder. Düşündürür. Rahatsız etmesinden daha farklı. Bundan sonra da düşünmek zorunda kalırım. Acaba başkası da mesaj attı mı? Acaba atacak şöyle mı oldu mu? Atar mı? Atınca ne yapar diye böyle devamlı kafamda yer eder. Benim de düşünmem lazım o zaman. Ona da bir sürü geliyor. Bir sürü ünlü insan takip ediyor. Hayır şimdi bak bunu sana aksettirirse sen tamam paranoya ol. Ama sen aksettirmişsin. Bence yanlış yani. Yanlış bir şey var. Kim bütün kızlar doğrusu yanlışı ne? Çok kişiye mesaj atmış. Yok bana atmadı. Çok kişiye atmış yani. Çok kişi dediğin kim var bunların içerisinde? Tamam o zaman demek ki bizim programda herkese mesaj atıyor. Herkes engellesin. Yapacak bir şey yok. Bunlar sende de aynı mısın? Öyle bir şey yok. Benim öyle bir şey hiç görmedim. Ve bir sohbette neyse, bile yok bu, yani. Neyse bu doğrusu yanlışı bizi ilgilendirmez. Gelse de ben bunu sadece kız ortamında sohbette anlatmam. Direkt sana söylerim zaten. Kendi sevgilim. Bence saçma. Ben de öyle yaptım zaten. Tamam teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkürler arkadaşlar. Adnan bugün gelinler evine geldiğinde Akın ve Tuğçe arasındaki mesajlaşma konusuyla alakalı benim de zan altında kaldığımı söyledi ve endişeli gelmişti. Ben de açıklamamı yaptım. Sanki böyle bir mesaj atılmış ve hani hepimize de bu tarz şeyler geliyormuş gibi bir konuşma yapmışız gibi gösterildi. Gerçekte böyle bir şey söz konusu değil. Ama Akın ve Tuğçe arasındaki o
anlaşıp anlaşamama durumuyla alakalı bir durum. Ve sadece Akın'ın Tuğçe'yi diğerleri yargılamasın diye uydurmuş olduğu bir kılıf. Onun dışında zaten onlar sürekli birbirlerini örtbas eden bir çift. Ama nereye kadar örtbas ederler onu göreceğiz. Ortamda konuşulan... Peki ben 3 tane soru sorabilir miyim? Hayır. Herkese? Hayır. 3 sorunun cevabını istiyorum. Ben anlayayım. Ben cevaplamak istemiyorum. Ben cevaplamak tamam. Bana sor ya. Tamam. Sana sorabilir miyim abi? Sor abi. Git orada yüzüne kaç sor. Sonra dövüyor. Hayır ya orada bana bakıyor. Arkasını dönmüş durumda değil. Tuğçe ve Akın aslında iyi anlaştıklarını söylüyorlar. Fakat bizim yorumlarımıza karşı devamlı savunurken... Daha sonrasında birbirlerine karşı değişik şekilde yorumlar yapıp ve birbirlerini vurmaya çalışıyorlar. Ben ikisinin arasındaki polemiği anlamış değilim. Gördüğümüze göre aralarında evin içerisinden çok dışarıdan gelen sorunlar ilişkilerini etkiliyor. Böyle olursa onların ilişkileri nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Zaten normal hayatımızda, günlük hayatımızda yaşadığımız telefon sohbetlerimiz, konuşmalarımız ve özel paylaşımlarımız oluyor ya. Evet. Şimdi bizi ilgilendiren burası ve bizi izleyen izleyicilerimizin gördüğü şeyler ya. Evet. Değil mi? Etik evet. Olan bu. Şimdi etik olmayan tarafı dışarıda aslında herkesin konuştuğu yani birçok şeyin konuşulabildiği konu farklılıkları dahil olayı içeri taşımak etik değil. Değil. Bunun da ekstra bir tartışmaya yol açması zaten çok tuhaf geliyor bana. Peki olayları sonuç üzerinden olarak, atabilmek için sana farklı olarak, anlatması doğal mı? Sonuç olarak... Tuğçe'nin paylaşmış olduğu yani ortamda konuşulan işte mesaj ya da atıyorum bak kimler izliyor muhabbeti. Bu meraktan da olabilir. İnsanlar bunu konuşabilir. Çok doğal. Sen kadınlar bunu zaten aralarında yaparlar. Tamam. Şimdi olayın sonucuna geldiğimizde bunu zaten ben 3-4 gün önceden biliyorum ve zaten bunun için bir tepki koymuşum. Buradaki hiçbir insan bilmiyor. Şimdi ben şöyle mi yapmalıydım peki? Dışarıda böyle hiç bir, olan, gibi bir olay yaşadım. İçeride bunun tepkisini mi vermeliydim yani? Peki tepkiyi nasıl gösterdin ki senin tepki vermene rağmen Tuğçe hala içeride bundan bahsedebildi? Onu da kızlar da anlattı. Hep beraber konuşuyorduk sosyal medya cümlesini. O da böyle aksetmiştir. Kızlar anlatmış en sonunda Tuğçe'ye gelmiş o söylemiş ama diye söylemiş. Böyle anlattı, cümle genel mesajı. Bir cümledir. Hani sosyal medyadan tepkiler alıyoruz. Onlar bunlar yazıyor kendi diye. Kendi fikrini öyle söylememiş. Net biliyormuş gibi konuşmuş. Evet. Onlar da evet. Ha, onu bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Akın o zaman sen öyle mi anlattın? Ama kimse böyle bana yaptı. Bu yazdı şöyle böyle demedi. Ben normal hani sosyal medyadan hayatım, konu açılınca. Başka bir şey soruyoruz. Diyoruz ki sen Akın'a dedin mi ki tüm kızlar aslında işte mesajlar gelmiş. Onlar bahsediyordu. Ben de o arada bahsettim. Olay bana patladı ya, diye. Çünkü şey Onur'un paylaştığı söylesen, şey bu değil mi? Yani böylesi zaten, çok ayıp çünkü kendini evet, kurtaracağım diye herkesi yakmaya çalışma psikolojisi. Söylesen herkes zaten anlatıyor. Kimin ne söylediğini ben de orada olduğunu söyledim. Getiriyor. Kimin benim sosyal medyam bile yoktu evet, oğlum. Yani, kime ne geldiğini hatırlarım o zaman kızlar böyle bir şey söylese. Ona da bu demiş, bu demiş falan niye derim. Niye Akın böyle bir şey söylesin yani. Peki? Niye böyle bir yalan genel söylesin? Genel cümlelerden yola çıkıyor. Akın'la normal şartlarda bizimle alakalı bu tarz böyle şeylere giriyorlar. Yok bence artık Tuğçe'nin savunulacak Tuğçe bir yanı yok ki. Yalan değildir. Böyle mi? Çocuk kendini aklamaya hayır, çalıştı. Hayır Akın'ı savunmak istiyorsa Tuğçe'yi savunsun. Niye diğer kızları karıştırıyor? Tuğçe'yi savunsun. Neden? Genel cümleler kurmuştur arkadaşlar. Şey hani kızlar da konuşuyorlarmış hani. Tuğçe de bunu konuşuyor. Kızlara da mesaj geldi anlamında dememiştir onu tahmin ediyorum. Aşkım Onur öyle konuşmuyor ama. Ayrıca biz DM'deki bilemem başka birinin adına konuşuyorum ama. DM'de binlerce mesaj var. Çoğu da okunmamıştır. Hatta hepsi aynen okunmamıştır. Dikkat çekmez. Oturup onları ben niye okuyayım ki? Ya? Aynen, ben buraya evlenmeye geldim. Denk geldi. Benim, zaten benim bir adayım varsa ben bana gelen DM'lere niye bakayım ya? Neyi merak i̇şte ediyorum geri çeviriyorsun da, da sadece ben benim buraya gelmeden çok... önce bakmıyordum. Şimdi mi bakacağım? Biz de sana bunu demek istiyoruz. Sen bu şekilde bakıp bunu bir erkeğe söylersen kadın dediğin bazı şeyleri saklar. Ben dışarıyı karıştırmıyorum içeriğiyle. Herkes gibi değilim işte yani. Ama bunu söylersen arkadaşlarım var sevmiyorum tanıyan. O yüzden hiçbir zaman karıştırmadım. Bundan sonra da karıştırmayacağım. Karıştırmakla alakası backstage yok ki bunun. Backstage ayrı benim için yani. Tarzım değil. Ortak arkadaşların vardır. Bu çocuk bu programdan öncesinde yaptığı şeyler vardır. Ona istinaden konuşursun. Ne yaptığı şeylerden Gökhan. Ulan sana ne geçer böyle demeyeceksin derler. Ben buradaki yorumumu söyledim Sibel'e yani. Ama bu evde çapkınlık yapmadı ki. Ben Sibel'e bile gülüşünü çaptım dedim. Diyor ki evin içerisinde çapkınlık yaptığını gördüğüm için çapkın kelimesi de bile aslında eskileyici anlamında yani çapkın bakmak tamam, o anlamda kullandım. Işte. Direkt yani net kötü bir anlamda da kullanmadım gülüşü zaten. Gülüşü neye etkiliyor bunu da ki gülüş? Açıkladım.
etkileyici gülüşün var demek. Yani çapkın gülmek. Bakışında bile çapkın gülmek. Etkilendin mi ki sen bu kadar böyle bir kelime kullanıyorsun? Açıp bakmak lazım. Etkilendin mi ki böyle bir kelime kullanıyorsun? Neden etkilendin mi? Çapkın etki anlamında. Bana hani, ben niye etkilendim? O zaman niye böyle bir kelime kullanıyorsun? Ben Sibel'in gülüşüne çapkın dedim diyorum. Hani hareketlerine, mimiklerine. Sen kadının çapkın da çapkın değilsin. Olur yani anladın bence mı? Bence en çapkın sensin bu evde. Erkeklerden de kızlardan da en çapkını sensin. Çok etkileyici bir kadınsın. Çapkın güzel bir kelime sonuçta öyle demiyor muyuz? O senin düşüncen. Bence senin tamam, bakışların, senin gülüşün inanılmaz çapkın. Senin düşüncen. Çapkın. Hayır kötü bir kelime değil hayatım yani ne var tamam, bunda? Tamam senin düşüncen diyorum. Etkilemek anlamında. Kötü bir şey değil mi? Çapkın bakışların var.